Merhaba arkadaşlar, Arduino derslerimizin bu videosunda break, continue, return ve go to ifadelerini öğreneceğiz. İlk önce break ifadesinden başlayalım. Break ifadesi döngülerde yani for döngüsü, while döngüsü gibi döngülerde döngünün çalışmasını bitirip döngünün dışına bizi çıkartır. Nasıl yani? Hemen bir örnekle anlatalım. İlk önce seri haberleşmeyi başlatıyorum. Serial nokta begin diyorum. Parantez açtım. 9600 baud rate hızımı ayarladım. Daha sonra bir for döngüsü yapacağım. For döngüsünü daha önce işlemiştik. Int i diye bir değişkenim var ve bu değişkenimin değeri sıfırdan başlıyor. Daha sonra i küçük eşit 10 ifadesine uyana kadar devam ediyor ve i de bir bir artıyor. Şöyle süslü parantezlerimi ayarlıyorum. Şimdi for döngümün içerisine ne yapacağım? Ekrana bir şeyler yazdıracağım. Ne yazdırayım? I değerimi ekrana yazdırayım. Serial nokta print len diyorum arkadaşlar. Parantezi açtım. I değerini koydum içerisine. Kapattım. Ne olacak şu anda? Benim ekranıma birden 10'a kadar yazdıracak. Hemen kodumu şöyle yüklüyorum. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 10'a kadar yazdırdım. Şimdi arkadaşlar delay koyuyorum. Hemen olmasın. Yavaş yavaş adım adım görelim. 500 milisaniye bekleme yapsın. Şimdi 0'dan 10'a kadar giderken ne diyeceğiz? Bir koşul kullanalım hemen burada. If diyorum, eğer benim i değerim büyükse 5'ten. Ne yapsın arkadaşlar? 5'ten büyükse bıraksın. Yani bir ek yazıyorum. Noktalı virgülü koyuyorum. Şurada arkadaşlar tek satır kod yazdığım için süslü parantez koymama gerek yok. O yüzden şu ikisi koşulları sağlıyor. Şimdi çıkışı temizliyorum ve kodlarımı tekrardan çalıştırıyorum. Şimdi bakalım nasıl oluyor. 0, 1, 2, 3, 4, 5 dedi işlemi bitirdim. Hatta şöyle gelelim for döngüsünün dışına bir tane daha seri haberleşme yazalım. Serial nokta printlen diyorum. En son bittiği yazsın. Tabi arkadaşlar çift tanı içerisinde yazacağız. Tekrardan çalıştırıyorum. Şu an basit örneklerle mantığı anlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Daha sonra ilerleyen bölümlerde uygulamalarımız içerisinde yine bunları kullanacağız. Ne oldu? 0, 1, 2, 3, 4, 5 dedi. Daha sonra bitti. Yani arkadaşlar normalde 0'dan 10'a kadar sayarken şuradaki koşula göre ne yaptı? Döngünün içerisinden break komutu ile çıktı. Çıktıktan sonra da geri kalan kodları çalışmaya devam etti. Şimdi şöyle bir ekleme yapıyorum buraya. Bakalım bir değişiklik olacak mı? V diyorum. I küçüktür. 8 diyorum arkadaşlar. Çalıştırıyorum tekrardan. Bakalım bir değişiklik olacak mı? Zaten bu yazdığımız örnek bunun için değil. Bundan sonra göreceğimiz örnek için. Hemen bakıyoruz. 5'ten sonra yine bitti dedi. Şunun herhangi bir farkı olmadı. Şimdi arkadaşlar break gördüğünüz gibi yazıldığı yere geldikten sonra yani break ifadesini gördükten sonra döngü içerisinde direkt döngünün dışına çıkıyor ve geri kalan kodları çalıştırmaya devam ediyor. Gelelim continue ifadesine. Bu da yine döngülerde kullanılıyor. Döngülerde bir satır işlemin yapılmadan atlanmasını sağlıyor arkadaşlar. Hemen şöyle şu break yazan yere geliyorum. Continue yazıyorum. Continue yazdık. Değişiklik yok. Aynı şekilde kodumuz geçerli arkadaşlar. Hatta ne yapalım? Çalıştıralım. Bir görelim. Şu ifadeyi burada bunun için yazmıştım. Çıkışı temizle diyorum. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 bitti. Biraz önce ne yapmıştı arkadaşlar? Break komutunda 5'ten sonra yazdırmamıştı. Şuraya şu ifadeyi koymama rağmen. Ama şimdi continue'da ne yaptı? 5'i yazdırdı. Geldi 6 olduğu baktı. Bu koşula uyuyor. Continue dedi. Yani burayı atladı. Döndü arkadaşlar. Hala döngünün içerisinde. Döngünün dışına çıkmadı. Döndü. Geldi 7. Hala buraya uyuyor. Atladı burayı. Döndü 8. Bakıyor 8'den küçük mü? Değil. O yüzden ekrana 8'i yazdırdı. 9 ve 10'u da yazdırdı. Yani arkadaşlar break komutu bizi for döngüsünden atarken continue komutu sadece o sırada yani o sıradaki işlemi yapmadı. Daha sonraki işlemleri
yaptı. Yani koşulu uyduğu durumda, yani şunu okumadığı durumdaki işlemleri yaptı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi break ve continue arasındaki fark budur. Şimdi gelelim return komutuna. Return komutu da metotlarda kullanıyor arkadaşlar. Biz metotlar oluşturacağız. İçinde işlemler yapacağız. Ama metotlardan ana yapımıza bir bilgi göndermemiz gerekiyor. Bu bilgi taşıma işlemini de return ile yapıyoruz. Hemen şu döngümü şöyle arkadaşlar siliyorum. Ve ne setup içerisine ne de loop içerisine yazmayacağım. Şu aradaki boşluğa yazıyorum. Gördüğünüz gibi şurada biz setup'ı kapattık. Şu aradaki boşluğa bir tane metot oluşturacağım. Integer tipinde oluşturuyorum. Yani geriye döndüreceğim değer de integer tipinde olacak. Integer tipinde değer isminde bir tane metot oluşturdum. Şöyle de setup ve loop'ta olduğu gibi süslü parantezleri koyduk arkadaşlar. Şimdi bunun içerisinde istediğiniz kodları yazabilirsiniz. Hatta birçok işlemi buralarda yapabilirsiniz. Biz ne yapacağız? Küçük bir işlem yapacağız. Sadece geri dönme işlemini görmek için. Int diyelim. A sayısı eşittir 5 olsun. Int diyelim. B sayısı eşittir 10 olsun. Bir de int diyorum. Toplam diyorum eşittir A artı B. Ne yaptık? Değişkenler tanımladık. Bunları yapmadan da yapabilirdik. Ama şöyle de görmüş olalım. Ne yaptık arkadaşlar? Bir toplama işlemi yaptık. Artık bu toplama işlemini göndermemiz gerekiyor. Ne diyeceğiz? Return toplam değişkenimizi direkt gönderiyoruz içindeki bilgiyle birlikte. Şimdi artık değeri nerede çağırırsak oraya biz bu toplam sonucunu göndermiş olacağız. Hemen gelelim setup içerisine. Serial nokta println diyorum. Parantez açıyorum. Artık toplamı almayacağım. Çünkü ben toplamı burada göremem. Ne alacağım? Göndereceğimiz değeri. Nereden gelecek? Değer ismindeki metottan. Hemen değer diyorum. Bunlar da arkadaşlar metot çağırırken parantezleri koyuyoruz. Şu şekilde kodumuzu yazdık. Çıkışı temizliyorum ve çalıştırıyorum. Geldi bize 15 değeri. Nereden geldi arkadaşlar? Buradaki toplama işleminden. Tabii bunu yapmayabiliriz. Direkt buradan değer de gönderebiliriz. Örneğin 1523 değerini göndermek istiyorum. Gönderdim. Buraya da 1523 değeri geldi. Gördüğünüz gibi metotlar içerisinden bir değer göndermek istiyorsak return'ü kullanıyoruz. Tabii arkadaşlar return'ün bir tane daha kullanım amacı var. O da belli bir sırada işlemler yaptırıyorsunuz. Örneğin belli sıranın sonrasını çalıştırmak istemiyorsunuz. Hemen şöyle ifade edelim. O sıralarda return kullanıyoruz. Tekrardan şöyle sildim arkadaşlar metotumuzu. Şunu da hatta şuradan siliyorum. Ekrana ne yazsın? İyi diye bir şey tanımlayalım. Onu ekrana bir fazlasını yazdırsın. Nerede tanımlayacağız? Şurada arkadaşlar üst tarafta global tarafta int i eşittir 0 diye bir değişken tanımladım. İlk değerini verdim. Daha sonra setup içerisinde bunu kullanabilirim artık. Global olduğu için her yerde kullanabiliyoruz. Ne yapsın? Ekrana yazdırsın. Şöyle bir bekleme süresi koyalım onu da. Görelim. 200 milisaniye olsun, çok da fazla bekletmesin. Çalıştırıyoruz. Return'ün ikinci kullanımını göreceğiz şimdi. Ne yapıyor arkadaşlar? 0. Şu an yazdırmadı. Ne için arkadaşlar? Çünkü biz setup içerisine yazdık. Setup içerisinde sadece bir defa çalışıyordu. Bunu kestim. Loop içerisine aldım. Yanlış yere yazmışız. Tekrardan çalıştırıyorum. Ne yapıyor? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak gidecek arkadaşlar. Biz durdurmadığımız sürece devam ediyor. Şimdi gelelim buraya. Loop bildiğiniz gibi sürekli dönen bir yapıya sahip. O yüzden şuraya return yazıyorum. Noktalı virgül diyorum. Aşağısına geçiyorum. Buraya istediğinizi yazdırabilirsiniz. Şöyle geldim. Yapıştırdım. Ne diyelim? Örneğin sayısı diye bir değer yazalım. İlk önce hatta şu return'ü kesiyorum. Bunu yok gibi düşünelim. Ne yapıyor? 0 sayısı, 1 sayısı, 2 sayısı, 3 sayısı diye yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz sayısını da yazdırıyor sürekli.
Şuraya return'ü tekrardan koydum. Şimdi çalıştırıyorum. Ne yapıyor? Sayısını yazdırmıyor. Ama bildiğiniz gibi loop sürekli dönüyordu. Yani şurada kodlar sırasıyla çalışıyordu. Ama biz buraya return koyduğumuz için artık bu return'den sonrasını çalıştırmayacak. Yani siz return kullanacaksanız şu alt tarafı bir depo olarak kullanabilirsiniz. Yani ya da daha sonra kullanacağınız kodları return'den sonrasına yazabilirsiniz. Çünkü buralar çalışmıyor arkadaşlar. Return'den öncesi çalışıyor. İki şekilde return'ü de bu şekilde kullandık. Şimdi gelelim go to komutuna. Siliyorum buraları. Tekrardan yukarıya geliyorum. Şimdi arkadaşlar go to komutu ne işe yarıyor? Program içerisinde akışta istediğiniz yerlere gitmenize, istediğiniz etikete gitmenize yarıyor. Şöyle bir for döngüsünü tekrardan oluşturuyorum. Hemen int i sayımız olacak. I 0'dan başlayacak. I küçük ve eşit 10 olacak dedik. Bir önceki for döngüsünün aynısını yapıyoruz. I 1 artacak. Şöyle arkadaşlar süslü parantez içerisinde yazacağız. Ne olsun ekranımız arkadaşlar yine içindeki i sayısını yazdırsın. Serial nokta println diyorum. I sayısını ekrana yazdırıyorum. Bir de hemen bunun devamına şöyle kopyalıyorum. I sayısını ondan başlatıyorum. Tam tersi işlemimizi yapalım. Burası büyük eşit 0 olana kadar 1 azalsın arkadaşlar. Ve iyi yine ekrana yazdıralım. Şimdi çalıştırıyorum burayı. Setup'ta olduğu için tek bir defa çalıştıracak bu sefer. Ne oldu arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 8, 7 diye devam etti. Şuralara hatta birazcık delay komutu ekliyorum. 300 olsun bu sefer. 300 milisaniye bekliyoruz. Aynı komutumuzu aşağıya da koyuyorum. Bir anda hızlı olmasın arkadaşlar. Biz aradaki geçişi görelim. Gördüğünüz gibi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diye gidiyor. Şimdi ne diyeceğiz? Bir önceki dediğimiz gibi go to komutunu kullanacağız. Koşulları kullanacağım yine. If diyorum. I değerim büyükse kaçtan olsun? Örneğin 5'ten olsun. 5'ten büyükse arkadaşlar go to diyeceğiz. Gördüğünüz gibi go to yazdığımızda rengi değişti. Nereye gitsin? Eksiye gitsin. Eksi diye bir yer imleci koyacağız. Oraya gidecek. Eksi nerede olsun? Hemen şurada olsun. Eksi diyoruz. 2 noktayı koyuyoruz. Şuraya 2 nokta koymayacağız arkadaşlar. Noktalı virgül koyacağız. Ne olacak? Şimdi 0'dan 10'a kadar yazdırırken 5'ten büyük olduğunda go to eksi. Yani eksiye git diyecek. Buradaki döngüden çıkacak. Hemen buraya gidecek. Buradan da aşağıdaki kodları çalıştırmaya devam edecek. Çalıştıralım. Sıfır, bir, iki, üç, dört, beş, altı demedi arkadaşlar. Çünkü şuradaki koşuldan dolayı go to dedi. O yüzden 10'dan 0'a doğru saymaya başladı. Şimdi gelelim şu üst tarafa da artı isminde bir etiket ekleyelim. Ve şu koşulu alıyorum. Burada da yapıştırıyorum buraya. Burada da diyelim ki arkadaşlar i küçükse 5'ten çünkü 10'dan başlıyoruz. Küçükse artıya gitsin. Çalıştırıyorum. Yani istediğimiz sıraya götürebiliyoruz. Beş, 19, 8, 7, 6, 5, 0, 1, 2. Ne oldu arkadaşlar? Birbiri arasında sürekli atlıyor. Bildiğiniz gibi setup tek bir defa çalışır. Daha sonra çalışmazdı. Bu şekilde ne yapmış olduk biz? Setup içerisinde sürekli çalışan bir kod yapısı yapmış olduk. Yani burada kodlar çalışıyor. I 5'ten büyük olduğunda go to eksi diyor. Ne yapmış oluyoruz? Biz eksi etiketinin olduğu yere ışınlanmış oluyoruz. Gelmiş oluyoruz. Daha sonra buradan kodlar çalışmaya devam ediyor. Çalışıyor arkadaşlar for döngüsü. I 5'ten küçük ise diyoruz. Go to artı. Artıya gidiyoruz. Kendi içerisinde sürekli tekrarlanan bir yapı oluşturmuş oluyoruz.
Code da bu şekilde arkadaşlar. Tabii şu an baktığınızda küçük bir alan olduğu için çok bir anlamı olmayabilir. Ama çok uzun kodlar yazdığını düşünürseniz istediğiniz satırlara istediğiniz şekilde ulaşabilirsiniz bu sayede. Ve arkadaşlar biz bildiğiniz gibi kodlamamız bizim genellikle üstten aşağıya doğru olur. Yani satır satır kodları okur. Ama bu sayede istediğimiz aralıkları da atlayabiliyoruz. Go-to da bu şekilde. Bu dersimiz içerisinde break, continue, return ve go-to komutlarını işledik. Gelecek derslere de devam etmek üzere. İyi çalışmalar.